Koltukları değişelim mi Adrian? Nino ile sohbet etmek istiyorum. Tabii. Üçüncü ders. Hey. Rose. Harika. Bir şeye mi ihtiyacın var Layla? Aslında bende hareket tutması var. Marinette'in her şeye bir çözümü vardır diye geldim. Anlıyorum ama gördüğün gibi şu anda uyuyor ve çok yorgun. Yani... Sana yardım edebilirim Layla. Bavulumda ihtiyacın olan şey var. Milyonlarca teşekkür Sabrina. Çok tatlısın. Marinette, neden içeri girmiyorsun? Ne oldu? Adrian... Beni affet. Biz sadece birbirimize uygun değiliz. Sen neden bahsediyorsun? Tabii ki uygunuz. Birbirimize aşığız. Hayır, seni artık sevmiyorum. Hayır, Marinette. Lütfen geçmeme izin ver. Böyle bitemez. Hiç bitemez. Onu seviyorum. Her şey planlandığı gibi efendim. Asla bu kadar umutsuzluk hissetmedim. Marinette Dupin-Shand benim nihai şaheserim olacak. Uzaklara uç güzene kumam ve bu kırık kalbi kötüleştir. Yalvarıyorum, lütfen. Marinette, çekil! Adrian! Flank parçalan! Kedikli izim! Adrian! Akımalanmak üzereydin. Başka seçeneğim yoktu Leydim. Leydim mi? Bunu nasıl bildin? Gizli kimliklerimiz sır olarak kalmalıydı. Her şey iyi olacak. Söz veriyorum. Natalie. Adrian, oğlun. O kara kedi. Kara kedi, kendi oğlum mu? Mucize yakında benim olacak. Ve şimdi kasabadaki en büyük olaya hepiniz hoş geldiniz. Kedicik bölümü. Luca. Akumalandıktan sonra bana söylediğin şeyler doğru muydu? Affedersin Marinette ama hatırlamıyorum. Ne dedim? Hiçbir şey değildi. Hakmut'un akumaları seni ele geçirdi. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Umarım bir anlamı yoktur çünkü en olağanüstü kızlardan birisin Marinette. Bir nota kadar net ve bir melodi kadar samimi. Tanıştığımız ilk günden beri kafamın içinde çalan müzik sensin. Bu aşk ilanıydı. Doğru mu Tiki? Şimdiye kadar duyduğum en güzellerinden biri hem de. Unicornları severim ve çok iyi hissederim. Unicorn severim ve çok iyi hissederim. Ben süper havalıyım, süper havalıyım. İzle bunu Pelek. Tam olarak ne yapıyorsun? Onu gerçek ben olmadığıma inandıracağım. Süper havalıyım, süper havalıyım, süper havalıyım, süper havalıyım, süper... bu sadece onun heykeli. Neden daha önce hiç görmedim? Vay, bu çok gerçekçi. Balmumu neredeyse derisi kadar sıcak. Hatta onun gibi kokuyor. Adrian'ın güzel heykeli. Balmumun çok yumuşak. Yani kılların ipeksi. Gözlerin çok yeşil. Ben de bir heykel mi olsam acaba? Her şey daha kolay olurdu. Neden ikimiz de kaderin kazanında birlikte erimedik ki? Mermer mermere, balmumu dudak dudağa. Sonsuza dek birlikte. Ah.
Sonsuzluk çok uzun bir kavram. Özür dilerim, seni korkutmak istememiştim. Sadece şaka yaptım. Komik değil, hiçbiri komik değil. Beni affet. Uzun zamandır sizinleyim ama hala iyi arkadaş olmaya alışamadım galiba. Heykelle konuşurken ciddi miydin? Demek istediğim heykel olarak benimle yani. Ben mi? Yapma, ben şaka kraliçesiyim. Beni kandırdığını biliyordum. Ben de sana karşılık vermek istedim. Yani dediğin şeyleri gerçek anlamda söylemedin mi? Tabii ki hayır, rol yapıyordum. Heykele aşık olmuştum, sana değil. Sana karşı bir şeyler hissetseydim böyle olmazdı. Normal insan gibi olurdu. Tamam, öyleyse ben bir insan olduğum için hala benden biraz hoşlanıyor olmalısın, değil mi? Haklısın, senden biraz hoşlanıyorum. Normal bir insan gibi. Biri beni şu anda balmumu çöpüne atabilir mi lütfen? Vay canına, yani bu kötü adam bu iki arkadaş mıydı? Bunu ne yapacağız peki? Bu benim diğer gücümün geldiği yer. Başta her şey nasılsa o hale dönüştürür. Bekle. Bunların hepsini sonra hatırlayacağımızı düşünüyor musun? Mucize uğur böceğim her şeyi eski haline getiriyor. Yani tahminimce hatırlayamayacağız. Tamam o zaman, izninizle Leydim. Kara kedi. Çocuklar, unutturucu adında bir süper kötü gördünüz mü? Zaten onu yendin dostum. Aslında o bizdik. Tamam. Çak, çak bakalım. Çak bakalım. Biz iyi bir çiftiz değil mi? Yoksa kazanamazdık zaten. Yani hep kazanıyoruz. Biz ekibiz, çift değil. Tekrar başlama. Sana başka bir çocuğu sevdiğimi önceden de söyledim. Bu sevimli kedicik hareketlerin dikkatimi dağıtmanın ve her şeyden önce başımızı derde sokmanın sebebiydi. Bunlar doğru. İstediğin kadar gül. Hey, ne yapıyorsun sen? Herkes bunu gördü mü? Bu bir felaket. Tanrı aşkına ne oldu? Şurası kesin güzel bir çift olurmuşuz. Birbirimiz için yaratıldık Leydim. Bunu göremeyen tek kişi sensin. Bu olay kesinlikle burada bitmedi. Sakın şaşırmayın, bunlar sadece haber. Ama dünyanın çevresindeki uydu astronotları gezegenimizin ekseninin kaydığını ve güneşten uzaklaştığını bildirdi. Fırtınalı hava bu sefer daha da kuvvetli gibi. Ve bu yine kötü Chloe'nin suçu. Keşke her şey eskisi gibi olabilseydi. Halfmoth ve tüm kötülerden öncesi gibi. Yani biz tanışmadan önce mi? Hayır, tabii ki hayır. Onu demek istemedim. Düşünmesi garip ama... Eğer Halfmoth olmasaydı biz seninle burada olmayabilirdik. Aslında birlikte olmamız uğur böceği sayesinde oldu. Doğru. Süper kahraman olmamız da ikimiz de. Rina Rouge ve Kaplumbağa, size ihtiyacım var. Rina Rouge sen misin? Tabii ki benim. Trix atıl. Çok harika. Base kabuklar. Daha en başından kaplumbağa olduğundan şüphelenmiştim. Senden bir şey saklayamayacak mıyım? Her zaman kötü bir yalancı oldun. Ay ya, Nino, havayı kötü yapan şey çok korkunç. Hadi iskeletler, endişelenmeyin. Ben sizi korurum. Bir şeyden eminim. Hiçbir yere gidemeyiz. Bence artık yeterince uzağız. Ailenle başın derde girmeyecek mi? Her gün kaçabileceğimizi umduklarını hiç sanmıyorum. Şimdi ne yapmalıyız? Benim adım Andre, Andre Glesser, tatlıcı çöpçü. Hey, Andre'den biraz dondurma alalım. Andre sevgililerin dondurmacısı. Efsaneye göre dondurmasını kim birlikte paylaşıyorsa sonsuza dek aşık olacakmış. Bu tür şeylere inanmıyorum ama dondurmaya inanırım. Bu
ikili için hangi tatlar olur? Portakal ve nane. Başarı getiren harika bir çifti. Onları kimse yıkamaz ve siz ikiniz için de böğütlen ve nane. Bomba gibi bir karışım ve bu doğru. Bazen zıt kutuplar birbirini çeker. Portakal ve böğütlen. Bir hayli farklı bu doğru. Çoğuna uymaz ama bu sizin için uygun gibi. Evet. Ne yapıyoruz? Sen seç. Onun ne dediğini anlamadım. Evet, sen al Merinit. Sana güveniyoruz. Üçümüz için bir karışım bulamaz mısın? Bulabilirim. Ama bir araya getirilen çok fazla lezzet hassas dengeyi bozabilir. Bilmiyorum. Böğürtlen ve nane harika bir çift gibi görünmüyor. Peki ya nane meyvesi toprağını bulur ve portakalla birlikte olmak isterse? Portakal ve nane bir arada harika olduğu ve portakal ve böğürtlen gibi bir araya geldikleri doğru değil. Bak, bence senin ilk fikrin en iyisi. Portakallı ve naneli dondurma. Şey, buradaki arkadaşlarıma. Emin misin Merinit? Otele geri döneceğim. Ailem onları kokteyl şemsiyelerine geri getireceğimi söyledi. Biz de seninle gelelim. Hayır hayır, rahatsız olmayın. Dondurmanızın tadını çıkarın. Cidden. Merinit nerede? Gitti. Ta kendisidir. İyi misin sen? Peki ya Melodin? Dinleyecek miyim? Dinlemek istediğine emin misin?